Değerli herkese merhaba. Ee, bugün yine e, ilginç bir konuyu ele alacağız. E, farkındasınız, Türkiye e, bir 10-15 gündür e, ilginç bir konuyu tartışıyor. E, güzellik merkezleri işletmecisi ve aynı zamanda sosyal medya fenomeni e, bir çift üzerinden kara para, internet üzerinden kara para aklanması, vergi kaçağı gibi meseleleri konuşuyor. Aslında ben bu tartışmayı son derece Türkiye'den faydalı buluyorum. Çünkü Türkiye uzun zamandan beri bu işlerle pek ilgilenmiyordu. Yani vergi genellikle devletin müteahhitlere geri ödediği bir şey gibi algılanıyordu yeni nesil tarafından. Kara para ise zaten paraydı. Paranın rengi mi olurdu? Para dediğin ya yeşil olurdu ya kara olurdu. Diğer paraların çok da önemi yoktu. E, kimse paranın rengiyle açıkçası ilgilenmiyordu. Bu tartışma yeniden ya kara para diye bir şey varmış. illegal kazanç varmış ve bu kazanç beyan edilmediği için e, ve kaynağı belirsiz olduğu için kötü bir şeymiş diye yeniden öğrenmeye başladı e, Türk milleti. Bunun yanı sıra yine vergiyi de e, çözdük. Allah Allah demek vergi ödemek lazımmış e, konusu e, gündeme geldi. Ve şimdi bunun üzerinden e, Türkiye'de derin bir tartışma e, başladı açısı bu işin boyutu adı geçen güzellik merkezlerinin sahibi Dilan ve Engin Polat çiftini de açtı başka yere doğru da ilerliyor ne kadar ilerler daha da ilerler mi ondan çok emin değiliz ama en azından bir başlangıç olarak konu benim çok ilgimi çekiyor Bu yüzden de bugün bu konuda açık söyleyeyim, öncü bir tavır üstüne ve konu üzerine cesaretle giden ve son dönemin cesaretli hukukçularından biri olarak benim de çok gözüme çarpan Sayın Feyza Altun'la konuşacağız. Feyza Altun hem feminist, hem siyasetçi, hem avukat, hem aktivist ve sözünde sakınmayan birisi. Herhalde birazdan dinlerken biz de bu söz sakınmama durumuna daha yakından şahit olmuş olacağız. Feyza Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatih Bey teşekkür ederim. Yani. Sağ olun siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Sizi gördüğüm için daha iyi oldum. Niye daha iyi olduğumu söyleyeyim. Ben Türkiye'deki tek deliği kendim zannediyordum <laughs> sosyal medyadaki. Sizin de <laughs> bana yakın olduğunuzu hatta benden öte olduğunuzu fark ettiğim için çok mutluyum. Çünkü siz haddini bilmez kadın düşmanı bir yobaza şahane bir cevap vererek böyle benim içimin yağlarını erittiniz. Sanırım söylenebilecek tek şey oydu yani çünkü bazı tartışmalarda belli ki hukukla nezaketle asaletle ifade edemediğimiz şeyler başka bir tavırla evet. söylenmesi gerekiyor. Yani Biz de şeye şey demek lazım bazen değil mi? <laughs> evet, öyle görüyorum maalesef. Siz de çok güzel söylediniz. Ben burada tekrarlayamayacağım gerçekten tekrarlayayım yani biliyorsunuz ağzım çok temiz değildi ama <laughs> bunu tekrarlarsam bazen rahatsız olabilir ama çok merak ediyorsunuz. İnternete girip, Google'a girip <laughs> Feyza Altun yazın. Karşısına muhakkak e, çıkacaktır. Çok hak edilmiş bir e, yanıttı. Bir şey olmaz değil mi ondan size? Yok. Yani olsa, çünkü olsa da zaten, zaten. E, şimdi bir şey söylerken e, bir şey olma ihtimalini de göze aldığım durumlar var. Olur. Çünkü bir şey söylemek istiyorsam e, çünkü ülkede görüyoruz ki korka korka e, bir şey olmuyor. O yüzden korkmamak Korkmak gerekiyor. Ya. Ama korkmamak da hani cahil cesaretiyle korkusuzluğu da ayırmak Anlamak gerekiyor. Lazım. O nedenle ben bir şey söyleyeceksem, e, hukuk kapsamında söylediğim şeyler var. Kişisel bir vatandaş olarak, bir kadın olarak söylemek istediğim şeyler, şeyler var. Açıkçası bundan da çekinmiyorum. E, yani tabii ki de ben de kendimi daha nezaketle ifade edebilmeyi istiyorum ama, ama ülke ediremiyor. şartları evet bazen, bazen müsaade ediremiyor. etmiyor. Gerçekten. O yüzden Karşı de. taraf sizin nezaketle ifade etmenize izin vermiyor yani or orada o ifade olmuyor. Neyse e, bu güzel cevabı bir kenara bırakıp e, bugüne gelelim. Dilan Polat, Engin Polat. E, ben bunları hiç tanımazdım. Hatta bir gün Bodrum'da bir yerlerini gördüm böyle süslü püslü bir yer. Dedi, bu ne dedim? Dediler ki güzellik merkezi. Bunlar kim? dedim? mu dedim. Yok dediler bunlar Türkiye çapında meşhur. Her tarafta yüzlerce dükkanları var. falan. İlk defa öyle görmüştüm. Sonra kendini... 7 milyon, 8 milyon takipçisi olduğunu öğrendim birkaç gün sonra. Bir daha da ilgimi çekmedi. Ta ki bu tartışmaya kadar. Bu tartışma nereden başladı? Benim bildiğim Dilan Polat, e, galiba Armağan Çağlayan'ın e, YouTube kanalına konuk oldu ve orada günde 750 bin lira harcadığını. E, bir magazin programında söyledi. Bir ama. magazin programı. Yani söyledin. ben Armağan Çağlayan'ın programını izlemedim ama hem Katarsis'e hem Armağan Çağlayan'a katıldığını biliyorum. Hı hı. Fakat bir e, Gündüz Kuşağında ikinci sayfa diye bir e, magazin programı var. Oraya katıldığında orada bazen günde 750 bin TL harcadığını, üzerindeki kombinin 350 bin TL olduğunu söyleyerek altın tozlu bir kahve içti. İşte dedi ki ben... Altın tozlu kahve mi? Altın katıyor kahvesine. Bir de orada da sağlık açısından bir sıkıntı olabilirmiş. Çünkü o altınların bazıları bu mobilyalara cila yapılan hani altın varaklardanmış. Baraklardan. Yani çok da anladığım kadarıyla sağlıklı bir şey değil. Tabii bilemiyorum sertifikalı falan diyor. Kendi ürünüymüş ee, adı. Yok herhalde yok, satın alıyormuş. Satın alıyor. ee, orada şey demiş. Yani ben zaten bunları insanları kudurtmak için yapıyorum. Dedi ve gerçekten de aslında dediğini yaptı ve insanlar da Udurdu. bu durdu bu tepkiyi verdi. E, tabii ki de bence büyük bir kriz yönetimsizliği vardı ortada. E, i̇şin magazinsel boyutu bir yana. Ben de Dilan Polat'ı Twitter'da işte e, kocası kendisine güller alan, gül yaprakları içerisinde altınlar alan işte uçak alan. Uçak alan. E, yine tepkiden sonra o uçak. E, kiralık dendi ama o uçağın kiralandığı faturasının da çıkması gerekiyor. O uçak alındı mı alınmadı mı? Çünkü Bence o zaman alınmış. sanırım o bu konunun üzerine Özgür Hoca dedi ki Özgür Demirtaş e, bunun bir incelenmesi lazım. Özgür Demirtaş şeyden sonra söyledi. Günde 750 bin lira harcıyorum deyince dedi ki günde 750 bin lira harcayan birinin eğer bunun 4 kat 5 katı gelir olması lazım. O zaman da bu 1,5 milyar lira gelir elde etmesi lazım. Bunun vergisini ödedi mi diye sordu. Evet, ondan sonra tartışmalar e, körüklendi ve en sonunda da Muhammed Yakut isimli bir kişinin e, Erk Acarer gazeteci Erk Acarer'in YouTube e, programında e, bu Engin Polat mail order yapıyor iddiasıyla e, bu sefer e, bu kara para işi konuşulmaya Merhaba. başlandı. Afedersiniz, mail order nedir? mail order şöyle söyleyeyim açık söyleyeyim yani mali suçlar konusunda çalışan bir avukat değilim kara para nasıl aklanır inanın oturdum çalıştım çünkü hmm. çalıştığım bir alan değil mail order özellikle bana bir takım gelen bilgilere göre de mesela bir kişi ölüyor ölüm belgesi alınana kadar o kişilerin kredi kartlarından para çekilmesi yurt dışında kişilerin kredi kartlarından bu kredi kartları ya çalınıyor ve oralardan para çekilerek ve şöyle paralar çekiliyor 0.30 kuruş 0.40 kuruş milyonlarca kişinin kredi kartlarından bu çekildiği zaman milyarlarca Yok dolar abi. bir paralardan bahsediliyor ama e, bunun ya yani bir bence mali konularda uzman. Hala bunu da çekilebilmesi için galiba intern sipariş verilmiş falan gibi mi yapılıyor? E, şöyle ki o yöntem olarak. Şimdi Smurfing diye bir kara para aklama yöntemi varmış. Orada siz mali sisteme yani muhasebe sisteminize ürün satımı alımı sürekli bir e, e, işlem sokarak yani atıyorum bardak sürekli milyonlarca bir ürün girişi çıkışı yaparak muhasebeyi yoruyorsunuz ve gözden kaybet kaybediyor kaybediliyor para. Fakat kara para aklamanın çok fazla çeşidi de varmış. Eskiden bu e, hayali ihracatla Hello, Sahte badura. faturalarla yapılırmış. Şimdi bu yani biliyorsunuz suçlular yakalandıkça yeni yöntemler geliştirirler. Şu anda teknolojiyle birlikte... Yani aslında var olmayan bir ürünü çok sayıda alıp satmış gibi görünerek... Var, var da olabilir var ürünler. Olabilir. Ürünler var da olabilir. Yani şimdi bir de bir görüntü gerekiyor ya eğer böyle bir iş yapılıyorsa Hı -hı. kara para aklayan kişiye ya da şimdi bu kara para aklayan kişiler... Tek başına ya da iki kişi, üç kişi yapmıyorlar. Bu işin içerisinde çete, e, çete organize bir şekilde, e, hani çete midir hukuki tanım ama organize bir örgüt şeklinde yapılması gerekiyor. Şimdi bu noktada da insanlar o zaman şunu sorgulamaya başladı. Şimdi şunu da hukukken belirtmek isterim: Şu kişi şu kişi kara para aklıyordur demek bir suç isnadıdır evet. ve kara para aklamanın ispatını yapacak kişi siz ben vatandaş Olabilir. değildir, mümkün değildir. Bizim ne bunları sorgulama yetkimiz vardır, ne de böyle bir şey ortaya çıkarmak bunun yetkili mercisi masaktır. Onların yani devletin bu incelemeyi yapması ve böyle bir şey varsa ortaya çıkarması gerekir. O nedenle iddialar üzerinden ve genel olarak konuşuyorum. Şimdi bu noktada insanlar da şunu sordular: Peki bunlar doğru mu? O zaman ee, yani bu şaşanın, bu gösterişin, bu aslında. Bu değirmenin suyu. Değirmenin suyu ve kaynaksı yani bitmez gibi gözüken paranın kaynağı ne? Güzellik merkezlerinden gerçekten bu paralar kazanılıyor, kazanılıyor mu? Doğru. İnsanlar buraya döndüler. İnanın güzellik merkezlerinin esnaf ve sanatkar odası varmış. Dünyada tek güzellik merkezleri üzerine kurulan bir e, Ayşe Oda. Ayder diye de bir başkanı var. Biz onunla yayında da yaptık. Onlar şunu söylerler, bu şekilde şu ve çok ilginç bir şey var. Ben Instagram'da görüyorum. Instagram'da inanılmaz bir dünya oluşmuş ve Fatih Bey takipçilerine inanılmaz avam bir üslupla hakaret etmek. Herkes bir ona da gelirim. Ürün çıkarmak, kaynağı çok belirsiz, var. üretim merkezi belirsiz, herkesin altında inanılmaz lüks arabalar yüzlerce onlarca şubeler, villalar ve daha 3 sene önce bir mesela apartman dairesinde oturan bir kişinin hızlı bir şekilde zenginleşmesi. İnsanlar da dönüyor diyor ki sadece Dilan Polat, Engin Polat değil. Bunu yapan bir sürü insanlar Gerçekten bu kadar para kazanıyorsa biz mesleklerimizi bırakalım. Hepimiz Herkes bu sektöre girelim. Ee, inanın e, avukatlar ofislerini kapatıyorlar. Çünkü iş dönmüyor. İnsanlarda para yok. İnsanlar davalarının harçlarını ödeyemiyor. ödeyemiyor. Mesela bir alacağı var. Alacağı nispi harca tabi. O nispi harcı bazen alacak miktarına göre 10 bin, 20 bin, 30 bin ya kredi çekiyor o harcı ödüyor ya ya ödeyemiyor. ödeyemiyor. Ödeyemediği Öyle için davayı ettiremiyor. devam ettiremiyor. Bu nedenle ülke bu haldeyken e bu göze batıyor, bu zenginlik nereden? E çünkü siz bu ailenin, Türkiye'de çok zengin aile var. İsmini bile bilmediğimiz, her şehrin köklü bir ailesi vardır. Dededen, dedenin babasından gelen iş kolları, sanayiciler, ihracatçılar vardır. E biz o insanların böyle para saçtığını görmezken, sosyal medyada biz bu insanların lüks hayatlarını izler olduk. Bu noktada, bu sorular üzerine biz çok garip bir tavırla karşılaştık. E, öyle... Peki siz niye bu, bu konuya dahil oldunuz? Ben şurada müdahil oldum. Bana da insanlar söyledi. Yani Sen niye buna taktın? taktın Sana ne oluyor? Yani. Şimdi öncelikle ben şöyle devlet, devlet, devlet diye böğrüne vurduğu bir video izleyip tekrar insanları tükürdüğünü görünce Dedim ki yani insan neden... Ne oluyor? E, ne oluyor dedim yani neden, ne olmuş olabilir şimdi? Zaten devletin büyüklüğünü sorgulayan yok. İnsanlar diyor ki devlet araştırsın. Kimse devlete de, devlet yapmıyor, etmiyor, devlette de kötü öyle bir şey söylemediler. Dediler ki bu insanlar incelenmiş İnici mi? Vermek. Devlet ne diyor, maliye ne diyor, masak ne diyor diye. E, konuşuldu, sosyal medya böyle bir yer. Aynen. Tutamazsınız, seveniniz de olur, sevmeyeniniz de eğer olur. Normalde sorulacak olan soru da bu, biz de soruyoruz aynı şeyi. Aynen öyle. E O zaman e, ben dönüp incelemeye başladım. Yani... Şirket orada bir gazeteci e, Seher yaşayacak vergi levhalarını çıkarttı evet. dedi ki 15 bin lira 15 vergi bin lira bir mücevher e, şirketinin 15 bin lira bir vergi ödediğini söyledi 15 bin lira bir infial yarattı çünkü siz 15 bin lira vergi ödüyorsanız çok yani cüzi bir e, şey o kazanmışsınızdır o zaman ya o hayatı yaşayamazsınız o gelirlerle fakat bunlar sorgulandıkça daha fazla hakaret, daha fazla aşağılama ve ben açıkçası biraz insanların da nefsiyle oynandığını düşünüyorum. E, gerçekten e, insanların cebinde para olmadığı için intihar eden babalar, açlıktan ölen çocuklar, e, bakın bugün okullarda bir e, öğün, ücretsiz yemek şeyleri yapılırken ve ülke bu haldeyken e, insanların dikkatini çekti ve bitmek tükenmek bilmeyen bir üstten bakışla ...biz hakarete maruz kaldığımızı düşünüyorum. Yani aslında ben oralarda... ya ...ben çok tetikledim. E, vatandaş bu beni. olarak size dokundu yani. Hem kaynağı belirsiz para var... ...bu paranın kaynağı nedir diye soranlara da... ...üstenci bir bakışla... ...hakaretler, tükürmeler, bilmem neler... Tabii tabii ve şöyle sizi söylüyor. de dedirtiyor. Zürtler diyor. Siz ticaretten ne anlarsınız? Size mi soracağım benim param? Zaten hiçbir sosyal medya... kullanıcısının ve vatandaşın... ...bizim kimsenin parasında gözümüz yok... Allah herkese çok versin ve bu ülkede herkes çok güzel yaşamayı hak ediyor. Her erkek, her kadın, her çocuk. Yani çok isterdim refah seviyemiz yüksek olsun, yoksulluk olmasın. Milletgilerimiz 50 bin dolar olsun. Ee, aynen öyle. Ee, herkes güzel, kadınlar güzel çantalar taksın, çocuklarına bez, bez dilenen, sosyal medyada dilenen çok yanlış bir kelime olabilir, ki, özür dilerim. Ama gerçekten yani onu istemek zorunda kalmak, evet. zorunda olmasın. Ee, öyle olunca insanlar daha da didiklemeye başladı ve ben de e, şirketleri ürünleri incelemeye başladım e, sosyal ve bunların hepsini sosyal yani Google'dan ve sosyal medyadan yaptım. açık kaynaklar açık kaynaklar ve kamuya da açık kaynaklardan yapmaya başladım. E, ondan sonra radarıma şu takıldı yani Dilan Polat şöyle diyor benim fabrikalarım var peki sanayi ve ticaret bakanlığına girdim. Bugün hep herkes Hint Hatta şöyle yazsın. Fabrika kurmak için ne gerekli yazdığınızda bile siz de okuyorsanız çıkıyor. Devlet fabrika yap yapana diyor ki sen şimdi arazi, fabrikanın kurulması, teçhizatın, ürünün ham vesaire çok ciddi paralar gerekiyor. Senin diyor bu yatırım miktarın şu kadar milyonun üzerine çıkarsa ben sana teşvik vereceğim. Şu kadar işe çalıştırsan sigorta primlerinde sana teşvik vereceğim. Yani devlet Üretim yapanı destekliyor. Yap diyor, ben arkandayım. İşçi çalıştır, istihdam yarat diyor ve haliyle e, bunu şey yapıyor ve bunların bunların hepsi belgeli. Ben de o zaman şunu sordum. Bu fabrikalar nerede? nerede? Ayrıca ne zaman kuruldu nerede? E, bir de şimdi 6 yıllık bir başarı hikayesinden söz ediliyor. Güzellik merkezlerini 2 senesini çıkarın. Çöp pandemi vardı. İnsanlar battı. E, güzellik e, salonlarını kapattı insanlar. 4 senelik bir şeyden bahsediyoruz. 4 senede bir fabrika kurmak için birkaç milyon dolardan en küçüğü bahsediliyor. Zaten o birkaç milyon dolar en başında sermayeni nereden buldun? Hani bir laf vardır. Okay, Sana kazandığım 15 milyonu açıklarım ama sermayeyi açıkla sormasa. lafıdır. O Rockefeller'ları Amerika'da bu anti yasası için Senato Komisyonu'na çağırıyorlar ve diyorlar ki Mr. Rockefeller işte o zaman galiba 98 milyar dolar bir parası var. Bu 98 milyar doların hesabını bize kuruş kuruş vereceksiniz. Rockefeller de diyor ki ilk 1 milyon doları sormayın gerisini kuruş kuruş verin. <laughs> Buradaki aslında sorular yine oraya dönüyor. Ee, şimdi bir e, krem satılarak milyon dolarlar kazanılacağını ben düşünmüyorum. Yani siz eğer... E, Niye bu dev ilaç firmaları var? Güzellik firmaları. Ama onlar dev ilaç firması. Yani dev ilaç firmalarının zaten ilaç dediğiniz şeylerin çok ciddi e, Ar var. argeleri, laboratuvarları, e, i̇zinleri. izinleri, bu ilaçlar üzerine e, tıp bilim insanlarının yazdığı makaleler e, vesaireler olduğu için şimdi sattıkları ürünlere bakın ben baktım Ticaret Bakanlığı demiş ki %100 bitkisel içinde kimyasal olmasına rağmen bitkisel dediğin için ortalama düzeyde bir tüketicinin algısını istismar etmeye açık olduğu için 155 bin lira para cezası vermiş. Hala far... Mesela Tarım Bakanlığı denetlemiyor bunda Tarım bakanlığı bağlı bu denetimler. E, bunlar Sağlık Bakanlığı'na bağlı ha, kadar, gıda takviyeleri Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan alınıyor. O kadar cahiller ki, diyor ki, gıda takviyesi pazarlıyor, Sağlık Bakanlığı onaylıdır diyor. Olur. Ben de diyorum ki, Sağlık Bakanlığı'ndan nasıl aldın bu izni? Sağlık Bakanlığı vermiyor bir kere izni. Tanıttıkları ürünlerin, insanların sağlığıyla oynayarak, insanlara muhteşem alın, kullanın dedikleri ürünlerin ne olduğunu kendileri bilmiyorlar. Ee, Ama kendileri mi üretiyor peki fabrika, fabrik, Benim üretimim fabrik, diyorlar. Ya yani. Fabrikayı dönüyor. Fabrikayı bulabildiniz mi? Fabrika yok ortada. Bir depo gösteriliyor. Bir e, ürün satan insanın deposunun olması e, çok normaldir. Fason ürettirir. E, Peki nasıl... nerede üretildiği belli bütün bu ürünlerin? O da belli değil. Benim e, araştırmalarım sonunda gördüğüm e, araştırmacı avukatı olarak Türkiye'de birkaç tane fason üretim yapan e, şirket var. Bunların bazıları büyük bazıları küçük ama iyiliklerini kötülüklerini bilemem. Onları denetleyeme mekanizması ben değilim. Ve birçok merdiven altı yer var. Leğenlerde yapıyorlar Fatih Bey. Leğenler kremleri karıştırıyorlar, şırıngalarla kutularına koyuyorlar. Bunları yapan firmalar var. Mesela öğrendim bu kozmetik ürünlerini Polonya'dan 500 Euro'ya dermatolojik test diye bir belge alıyorlar. Bakanlığa bunu verdik, zaman bakanlık bunu kabul ediyor. O da Polonya'da 10 kişinin üzerinden yama tekniğiyle yapılmış, alerji yapıyor mu, yapmıyor mu diye yapılmış bir test. Bunun dışında hiçbir... Dilan Polat ürünleri böyle mi? E, o göstermedi ha, yani ha, şeyini. Ha, onları bilmiyorum. Onu bilmiyorum. Genel konuşuyorum. Peki, Sağlık Bakanlığı bu konuda bir açıklama yaptı mı? Yani bu Sağlık konuda... Bakanlığı hiçbir açıklama şu an için yapmadı. Böyle sanki duyulmuyor ve görülmüyor gibiler. Ve inanılmaz fazla ürün var. Instagram'da inanılmaz bir gelir kapısı olmuş. Bakın daha iki sene evvel şeylerle, filtrelerle, ağzında cikletle, TikTok'ta video çeken insanlar bir kimyager gibi, bir farmakolog gibi gıda takviyesi ve ürün pazarlıyor. Size yeni ürün yaptım. Yeni ürün yaptım. İşte şunu kullanın ve kadın sağlığı açısından çok tehlikeli olabilecek. Kadın sağlığı... Çoluk kadın çocuk da kullanabilir yani. Genç kızlar alıp kullanabilir. Yani zaten çocuklarınıza kullanabilirsiniz diyorlar. Yani çocukları da ortaya sürüyorlar. Çocuklara göre... Nasıl kullanılıyor? Bunlar nerede test edilmiş? Peki siz bir hukukçu olarak e, gidip mesela Sağlık Bakanlığı'na veya işte eğer başka e, ürünleri varsa tarıma ilgili bakanlıklara bunlarla ilgili şikayette bulundunuz mu? E, evet dün bulundum Sağlık Bakanlığı'ndan. Arandım ilgili ürünleri ve ürünleri. Bunları satan, pazarlayan, bence hak sağlığını tehdit eden kişilerin hakkında da bir şikayet oluşturdum. Soruşturma başlatılacağı söylendi. Benim adıma da bir bilgi formu oluşturuldu şikayet eden olarak. Sağlık Bakanlığı'na. Sağlık bakanlığına. E, Fakat ben şimdi daha ayrıntılı bir araştırma yapıyorum. Bütün bu hesapları, onların urelerini, internet sitelerini, ürünlerini ekran günü bir dosya oluşturuyorum. Bunu... E... Sadece Dilan Polat'ın mı yoksa bu işi yapan bir sürü insan süremiş. İşte hepsini, süre şey. hepsini. Bence sizi davet hepsini. edince şöyle baktım. En az 20 tane benim rastladığım var yani. Ondan bize... da fazla. Dipsiz bir kuyu çıkılmıyor. Mesaj kutumda binlerce daha bakamadığım mesaj var. Ee, şöyle söyleyeyim, bakın dün bir kadın e, bir böyle hani sallama çaylar olur ya Fatih Bey. Sallama çay gibi içinde baharat varmış. Kadınlara diyor ki bunu vajinanıza yerleştirin. Yok canım. Evet. Üç gün çıkarmayacaksınız. Bir gün çıkaracaksınız. 3 gün üç günde toplamda 9 gün diyor bunu kullanacaksınız. Gözlerime inanamadım. Ne olacakmış Doğum ee, yapacakmış o. Yok. Ya. Doğum yapmak için değil fakat vajinal detoksmuş. Bu da niye yapılır onu bilmem. Ben profesör bir kadın doğumcu Gökçen Erdoğan'a sordum. Dedi ki bu toksik şoka sebep olabilir. Ya toksik şok denen e, e, haddim olmayarak tıp konuşmak benim haddim değil. E, öğrendiğimi aktarmak isterim. E, kadınlarda uzuv kaybına kadar sebep olabilecek. Allah korusun. Allah. Çok ciddi. Sonuçlara sebep olabilecek. E bunu pazarlıyor internet. Bunu pazarlıyor ve bunu alanlar var. Bakanlıklar şunlar bunları herkes uyuyor. Yani Ticaret Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı herkes uyuyor. Yani Sağlık Bakanlığı yani neden? Bence Instagram'a kesinlikle el, at el atılması gerekiyor. Vatandaşın da şikayet etmesi gerekiyor. Tüketici, yanıltıcı reklamlar, e sağlığı tehdit eden ürünler. Dediğim gibi bu testler evet Sağlık Bakanlığı kabul ediyor olabilir o testleri. Bir kere Sağlık Bakanlığı'nın. Yani bir avukat olarak şunu en azından söyleyebilirim. Normal etmesi lazım yani. İşte kabul ettiği rastgele. Çünkü tıbbi ilaç ve tıbbi cihaz kurumu var. Oranın onayı olmadan olamaz mı? Gıda takviyeleri ayrı, ilaç ve tıbbi cihazlar için ayrı bir kurum var. İkisi farklı bakanlıklara farklı. bağlı. Fakat test mekanizmalarını farklı bir boyuta getirerek. Yani Polonya'dan 500 yürüyü aldığı testi kabul etmemesi gerekiyor evet. ki insanlar normalde zehirlenmesin. Normalde devlet bile etmiyor ki Sağlık Bakanı normal Evet o Amerika yine CE belgesi veriyor ve FDA Amerika'yı evet. ilgilendiren. Ama bizim Bakanlık onu bile kabul etmiyor. Kendisi Ona ilgiliyor. bile baktım biliyor musunuz? FDA'ye girdim. FDA onaylı diyen influencer'ların e, cihaz satıyorum efendim. Şunlar şöyle diyen ürünlere bile baktım hiçbirinin kaydı yok. Kaydı olanlar çıkıyor zaten. Eee hmm. bu bir nebze bunu aslında biraz daha derinleştirirsek dolandırıcılık olarak da hukuken adlediyorum. Çünkü insanlar ya bakın bir takipçim dedi ki kendisi de eğitimli çok dedi güzel diye yemin etti ben aldım dedim. Canım kız kardeşim dedim bir insan yemin etti diye ne olduğunu bilmediğin bir şey alır mısın? Yani bakın doktora gitmeye, doktora para ver, para vermek kimse istemiyor. Doktorlar 3 dakika geç aldı diye tekmele kapılar açılıyor. Doktorlar Dörüyor. sağlık çalışanları şiddete uğruyor. Eczaneden bir ürün alırken, bir ilaç alırken ver yansınlar ediniyor, ediliyor. Ama in sosyal medyada binlerce liralık alışveriş yapıyorlar. O nedenle e, tüketiciyi de bilinçlendirmek gerektiğini düşünüyorum. o yüzden yapıyoruz zaten bu işi. Dilerim en ufak bir faydam olursa çok sevinirim. Yani benim bu işe girmemdeki sebep kişisel bir nefret, kişisel bir hırs değildi. Daha, daha, önce tanışıyor musunuz? Hayır ben hiç, 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 tanışmıyorum, hiç tanımam. Ee, sadece Twitter'da bu tür öyle lüks şeylerini görürdüm. Yani geçer giderdim. Bir karı kocanın birbirine jesti, birbirini sevmesi. Yani beni ilgilendirmez. Hep şey diyordu ya parası vardır yapar. Zaten şunu da farkındayım. Bir show business de var ortada. Bu bir PR da yapılıyor. Hmm. E onda da bir problem yok. Ama dediğim gibi bunlar olunca devletten büyük müsünüz? Devlet var. Bize hiçbir şey olmaz. İnanın ben bir avukat olarak bize hiçbir şey olmaz bana o, hiçbir o, şey, şey olmaz denetim. diyemem. Her şey olur. O, o Vallahi denetim. öyle bir olur ki şaşırırsınız. Çünkü bu ülkede gazeteciler tutuklandı, insanlar haksız yere cezalar aldı, aldı. açılmaması oldu. gereken davalar açıldı. Cumhurbaşkanına hakaretten olmayacak, hakaret olmayan ben iki ya da üç kere Cumhurbaşkanına hakaretten yargılandım. ...ve hakaret etmemiştim. Ben diploma sordum, yargılandım. İşte Osman Kavala'ya bomboş bir dosyadan müebbet alıyor. yani. E, o nedenle... ...kimse bu ülkede bana bir şey olmaz... Demez. E, diyememeli. Diyememeli yani... Eğer bir hukuk ülkesi olsaydık gerçek anlamda. Ya adık, 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 ortada fabrikan var diye ortada bir fabrika yok. Bence yok. Merdiven altında yapılan üretimler var. Bu üretimlerle ilgili gerçek, hakiki bir inceleme, bir rapor yok. Polonya'dan alınmış ne olduğu belirsiz bir takım belgeler var. Ve bu belgeler nasıl olduğu anlaşılmaz bir şekilde Sağlık Bakanlığı'ndan onaylanıyor. onaylanmış mı acaba? Buradaki en büyük kabahat onaylanmış bakanlığındır. Mı? Tabii kesinlikle. Yani veriyor, mı tabi, ki. Yani şey onaylanmış Yani hayır yani onaylanmak dediğiniz Sağlık Bakanlığı o ürünlere ayrı bir test yapıp da ee, ha belki Sağlık Bakanlığı'nın haberi bile olmayabilir mi acaba? Yani Sağlık Bakanlığı'nın ilgili kurumları bunları yapıyordur. Ya da Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili kurumları. Bunlar kağıt üzerinden inceleme bakıyor. Diyor ki bu evrak yani, tamamen evrak işi. İşte o tamam, bir bu tamam. Bir de sosyal belki takip ediyor. Bel belki bir de arkasında partili amcaları, ablaları, teyzeleri bir şeyleri var. Pat diye geçiyor. Bu Bence... Partili amca dayıya falan bile gerek olmadan orada bir prosedür var. Onu tamamlayan herkes bu işi yapabiliyor. Bu kadar basit. Bu kadar basit benim yani gördüğüm araştırmalar. Siz de bir, bir sosyal medya fenomeni olarak veyahut da ben bir e, youtuber olarak benzer bir şey yapıp burada reklamını yapıp bunları çıkartabilir miyim? Ben yapacağım reklamını buradan yapayım. Anlaşmalı boşanmayı ikna eden yağ, nafaka ödeten yağ yapıyorum. Bunu e, kadınlara <laughs> Onu konuşacağız size anlaşmalı boşanma ve bu boşa Ne o jet boşanmalar var evet. onları konuşacağız e, size. Çünkü o konudaki işleriniz de dikkatimi çekiyor ama. Önce bir şu, şu e, sahtecilik işinden biraz daha Peki diğer mesela adam vurdurma, tehdit, şantaj gibi başka bir takım şeyler ve aynı iş yapan başkaları da var. Yani olay böyle biraz da hani her... Ee, yasa dışı işte olduğu gibi mafyalaşma da var işin içerisinde. Bir, bir aynı ürünü üreten veya benzer ürünü üreten birini tehdit, onu vurdurma girişimleri falan. Bunlar inceleniyor mu? Ee, i̇nanın inceleniyor diyemem. Çünkü yani hani keşke benim bir yetkinliğim ve etkim olsa, resmi bir görevim olsa ve bu açıklamayı yapabilsem. Fakat benim televizyondan ve sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla zaten korkunç bir Dediğiniz gibi çeteleşme bir nasıl diyeyim size hani mekanın sahibi tırnak içinde bir Alemin kralı. olay var orada ve neticede mesela orada ayağından vurulmuş bir insan var. Onlar dediler ki bize çökmeye çalıştı, haraç almaya çalıştı, o dedi ki öyle, o dedi ki böyle bunlar yargılamanın konusudur içeriğinde yani bilmiyorum bir ama yani. Ya zaten ül ülke çeteler ve mafyaların e, şeyi Cibra, haline değil, geldi. Değil, değil. Ya Bağcılarda bir spor salonu bile haraç vermiyor diye dört kere kurşunlanır hale geldi. E, burada da bunlar oluyorsa e, zaten o zaman bu devletin bazı kurumlarının aksadığını, ilgili işlemlerin yapılamadığını gösteriyor. Bakın e, sanıyorum e, Çağlayan Adliyesi'nde 40 tane asliye ceza mahkemesi var. Bu ne demek biliyor musunuz? 40 fazla galiba. Tabii en son ben 55 asliye cezada bir dosyaya evet, girmiştim. Geçmiş olsun size de. Yani bir adliyede, bakın bu sadece bir adliyede, 55 tane, sayısını tam bilmiyorum, özür bir dilerim. Bir tane Kartal'da var, bir de Bakırköy'de var, Bakırköy'de sadece İstanbul'da var, var. Bir de Çatalca, Matalca gibi Aynen yerler Aynen öyle. Var. Şimdi bu kadar asliye ceza varsa, bu kadar ağır ceza mahkemesi varsa bu bize şunu gösterir. Bende bir istatistik yok, Bütün olmadan konuşamam. davalı. Herkes birbirle davalı. Herkes bir suç işliyor, suç oranı yükselmiş ve siz bir infaz yasası örtülü bir af gibi çıkartıp bu insanları cezaevine... Çünkü bence cezaevinde yer yok. Kalmadığı, Kalmadığı için artık çıkarıyorlar. Ama. O nedenle çok ciddi bir yozlaşma, hukuk bilmezlik, cezaların caydırıcı olmaması gibi bir tablo önümüze evet, Bir kamu düzeni kaldığını söylemek çok zor gerçekten. Nereye baksanız elinizde kalan, milletin birbirinin malına rahatlıkla çöktüğü, mafyaların kol gezdiği, uyuşturucu taciden ortalıkta ciddi tattığı, bütün dünyanın uyuşturucu ve her türlü çete faaliyetinin liderinin Türk vatandaşlar Türkiye'ye geldiği garip bir ortam yaşıyoruz. O ayrı bir konu. Onu bir gün belki yine konuşuruz. Başka bir tarafına gelmek istiyorum ben bu meselenin. Yine Dilan Polat, Engin Polat özelinde. 750 bin lira harcıyorum günde deyip... şimşekleri üzerine çekip üstüne sonra da... siz fakirler, siz bilmezsiniz para nedir falan filan demesinin ardından... herkes vergi meselesine yöneldi. Seher Hanım'ın da ortaya çıkardığı belge bunu da alevlendirdi. Üstelik de o yeni kurulmuş bir şirketti ve... daha henüz vergi vermemişti diyebilir ama şeyi de çıkartamıyor. O özel uçakların alınmasını sağlayan şirketin ne kadar vergi verdiğini de söyleyeyim. Yani kardeşim orada vermedi ama bakın burada işte 50 milyon vergi verdim, 100 milyon vergi verdim. Onda e, diyemiyor. Fakat bir zafiyet var mı orada? Bir hukukçu olarak onu sormak isterim. Türkiye'de nereden buldun yasası yok. Evet. O yüzden de kimse gidip Dilan Polat'a veya kocasına kardeşim bu paraları nereden buldun diye soramıyor. Orada ne yapılabilir? Ne yani bu paranın kaynağı nasıl araştırılabilir? veya bu, bu paranın vergilendiril vergilendirilmediği nasıl incelenebilir? Şimdi vergi ve e, yani vergi daireleri vergi incelemesiyle masak incelemesini İki ayırmak abişe. gerekiyor. Şimdi vergi açısından her şey kitabına uydurulmuş olabilir. Yani bu yapılmış olabilir. E, matrah artırımı yapılmış olabilir. Devlet kişilere matrah artırımı şansı veriyor. Diyor ki matrahını artır. Ben de seni incelemeyeyim. Ama yine de bir vergi ödemek lazım. E tabii vergi ödemek lazım. E, hem de zaten vergi matrah artırımı yaptığınız zaman onun da e, kademeleri var. Siz kendi gelirinize göre ona göre ciddi paralar ödüyorsunuz. Devlet, devlete ödüyorsunuz parasını. Devlete... Fakat bu iptal edilebilir. Öyle vergi matrağı yaptım bitti değil. Vergi usul kanunu kapsamında bir işte hayali fatura, naylon fatura vesaire gibi şeyler olursa, olursa iptal ed edebiliyor. Yani o bir kesin bir dokunulmazlık değil. Yani vergi matrağı artırımı suç olan ve usulsüzlük olan işleri kapatma, kapatma yöntemi değil. O o şu vatandaş için. Olmuştur yani bir e, gelip Beyan etmediğin bir gelirim unutmuşsundur, vardır. Unutmuşsundur, yanlış yapmışsındır, düzeltme verme vermen gereken yerde yapmamışsındır, geçen ayda aldığın parayı bir sonraki ay beyan etmişsindir gibi bu, bu tür durumlarda bunlarla karşılaşmak istemeyen şirket ve kişiler bu işi yapabiliyor. Orada e, e, bir şey olmayabilir. Yani Dilan Polat'ın bu kadar öfkelenmesinin sebebi her şey gerçek, hiçbir şey yapmıyorum, ben bu parayı kazanıyorum, neden üstüme geliyorsunuz diye isyan ediyor olabilir. Siz kimsiniz, bense vergimi de açıklamak zorunda değilim diyebilir. O, o, bu bir şey. Ee, fakat Masak şunu inceler. Masak suçtan elde edilen paranın izini sürer. Mali suçlardan dolayı. Orada yaşadığı hayatla nereden buldum? para yasası yok ama şimdi birisi, birisi hakkında Türkiye'nin konuştuğu bir iddia varsa... Ortaya konulan, kamuya açık belgelerde yaşanılan hayat ile e, devlete ödenen vergiler uyuşmuyorsa Masak bunu inceler, incelemeye alır. E fakat yani Masak da bize haber vermez bu incelemeyi yaparken. O yüzden şu an ne oluyor, ne bitiyor bunu biz bilemeyiz. Dediğim gibi bunun ispatını biz de yapamayız. Bu devletin kurumlarının incelemesi gereken ve bence kamuoyuna bir açıklama, herkes borçlu e, kamuoyuna yapılması gereken bir açıklama. Yani masak en azından incelemeye aldı. Açıklamalı mı? Yani bilmiyorum. Hani bunu şu an açıklaması gerekir mi? Masak böyle mi çalışır? Ama bir en azından birisinin yetkili birisinin çıkıp hani insanları şuna söylemesi gerekiyor. Ya bu ülkede bu işler bu kadar kolay değil. Yani ben yani daha resmi bir şekilde gerekli incelemeler başlatılmıştır. Hiçbir açıklama yok. Sadece biz Twitter'da bazı gazetecilerin yazdıkları tweetlerle bir şey anlamaya çalışıyoruz. Bu da yani bir hesap verme mekanizmasının kırıldığını Türkiye'de gösteriyor. Şimdi şöyle yani çok basit bir şey. Ayda 20 bin lira gibi cüzi bir gelir alan bir memur bile yıl sonunda baktığınız zaman işte 240 bin lira işte on üzerinden de yaklaşık yüzde yirmiye yakın bir vergi e, ödese 40 bin lira vergi ödüyor. Değil mi? Tabii. Şimdi bunca servet, bunca hava, bunca harcama, üstündeki kombin 300 bin lira, günde 750 bin lira harcıyorum, ay yıllık vergi, 15 bin lira bir şirkette diğer şirketin ise göğsünü gere gere gösteremediği bir... E... Şimdi orada da bir şey ekleyeyim. Daha sonra bu olaylar artık böyle çok dallanıp budaklanınca yine aynı magazin programına avukatları çıktı. Evet. İki avukat çıktı. Ee, ben şöyle düşündüm avukatlar çıkınca. Bütün evraklarla konuşulacak Geldiler, ve e, yani konu kapatılacak. Çünkü bir insan avukatından avukatından bir basın açıklaması ya da bir yerde bir açıklama yapması istediğinde konunun aydınlatılması için evet. olur bu. Ve kendini güveniyordur söyleyecek bir şey var. Ve çok daha kötü oldu bence. Bir avukatları dedi ki, e, yani dedi geçen sene... Muhakkak vergi ödemişlerdir dedi afaki konuşuyorum dedi ama bundan önce de dedi ki tabii dedi bizden dedi vergiler, belgeler istendiğinde dedi bizde dedi inceledik bunları dedi yani şimdi bir bir de o avukat bildiğim kadarıyla mali müşavir kökenli yani hani geçmişte mali müşavirlik hı. yapmış bir avukat bey çok da iyi bilir anladığım kadarıyla yani bir mali müşavirin hı hı. avukatlık yapması bu anlamda hani bu, bu işi o, bilir. Işte o tarafında da, da hakimdi. Yani o, o nedenle ben dedim herhalde bunlar açıklanacak. E dedi bilmem dedi. Bilmiyorum 100 dedi. milyon lira cirosu vardır dedi. Herhalde 7 milyonu milyon demiştir dedi. Zaten Dilan Polat yayına bağlanıp kızdı. Avukatını fırçaladı sonra. Bence Kersi çok sonra. incitici bir durum bir avukat açısından da. Ve bütün bunlar daha da yani bütün açıklamalar daha da kötüye götürdü durumu diye düşünüyorum. Daha da çok. Ve o yayında Dilan Polat tekrar dedi ki benim fabrikalarım var dedi. Ben dedi cihaz dedi üretiyorum dedi. Şimdi sizin o cihaz üretimleriyle ilgili... Cihaz gelince, ben ürettiklerine inanmıyorum. Şimdi bununla ilgili zaten çeşitli iddialar da ortaya atıldı. Siz muhakkak benden daha hakimsinizdir. Böyle bir cihaz üretilmediği, bu cihazın yurt dışından tırnak içinde kaçak yollarla veya... E, gayri yasal yollarla getirildiği iddiaları var. Yasal yolla getiriliyorsa bile Türkiye'de bir üreticinin de ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. O cihazın aslında patentinin kendine ait olduğunu ve bunun bir patent hırsızlığı olduğu yolda iddiaları da var. Olabilir. E, bu konuda, yani patent hırsızlığı konusunda bir bilgim yok, bir yanlış bir bilgi vermeyeyim. Ancak şunu söyleyeyim: Eğer e, siz bir şey yapabilirsiniz. Kaçak mı geliyor? Kaçak gelmiyor mu bilmem ama bunu yapan fabrika, yani burada da mühendislik firmaları var. İthal ediyorsunuz parçalarını. Ya Togun bile bu ülkede fabrikası sorgulandı ve fabrikayı göstermek durumunda kaldılar. Tabii ki de sizin fabrikanızı soracak. Sizin evet kelamınız Allah kelamı değil ki yani. Peki zor mesele. mesela? Ya benim fabrikam şurada. Alın bu da fabrikamın fotoğrafları dese. Yok Olmayan neyi göstereceksiniz? Yok. Bakın depo gösteriliyor. Depo. Depo fabrika değil. Makine lazım. Yani bizim de depomuz var yukarı canım kameraları falan koyduğumuz. Yani fabrikayı olsaydı e, Dilan Polat'ın paylaşımlarından anladım. 55 bin kere o fabrikaları çekip paylaşırdı. Fabrika falan ortada yok. Varsa göstersin biz de diyelim ki aa, fabrikası varmış kusura bakmasın. O nedenle cihaz üretmek de bir mühendislik çalışması gerektirir. Ayrıca şunu da söyleyeyim size ben onları da buldum. Üstüne kendi markalarını bastıkları cihazlar internette bunun şeyleri satılıyor zaten. Evet. Ama şu da var, siz bunları da o zaman ithal, ede, ithal etmeniz gerekiyor. İthalat belgelerinizi de yani bir gümrük vergi hani söyleyeceksiniz. Bunlar, bunlar sonuçta tıbbi ürünse eğer e, bu, bu cihazların da bakanlıktan onay alması gerekmiyor mu? Tabii, tabii ki. Hani var diyorlar, yine bu evrak işleriyle bunu yapıyor olabilirler. Yani kendileri getiriyorlardır, parçaları birleştiriyorlardır, markalarını basıyorlardır, evraklarını tamamlıyorlardır. Şeyi bilemem, makineler etkili mi etkisiz mi onu, o hayır, onu, o, onu bilemem ama o bakan e, cihaz fabrikası, kozmetik fabrikası dediğiniz şeyler ya bu ülkede gerçekten kozmetik fabrikaları var e, bir marka adı vermeyeceğim 22 bin tane kendi üzerinde arge yaptığı bir firma var ürünü var 29 ülke ihracat yapıyor yani siz bu fabrikalar varken ben şunu da anlamadım yani benim kozmetik fabrikam olsa ben bunlarla bir savaşa girerim. Hani çünkü şeyi anlıyorum. Tüketici insanlar maddiyatsızlıktan dolayı Doğru, ucuz, ucuz ürüne yöneliyor ve bu influencerların e, samimi buluyor, inanıyor, bunları satın alıyor. Fakat sağlıklarını tehlikeye atıyorlar. İnanın bir sürü ürün için sivilce çıktı, saçım döküldü, onu oldum, fenalık geçirdim diyen o kadar insan var ki dedim ki yani bunları siz şikayet etmeniz gerekiyor. Ben tek tek sizin şikayetlerinizi... Peki rakiplerin şikayet etmesi gerekmiyor bir yandan da. Yani bu işi Türkiye'de legal, düzgün yapan, araştıran, izinlerini doğru Haksız rekabet uzman. de var burada. Evet, onu haksız rekabet de var. Mesela bakın, mevzuatta şöyle bir e, haksız rekabet maddesi var. Bu e, kozmetik satan, efendim mesela güzellik merkezleri olan insanların şunu demesi yasak. 12 bin liralık paketi bir saat için 2 bin lira yapıyorum. Piyasayı bu kadar alta çekmemeniz gerekiyor. Siz o zaman e zaten şubeleşerek ya da franchise orası da belli değil. O, onu da onun da ne olduğu belli değil. Bunlar franchise mı şube mi? Şube başka bir şey, franchise başka bir şey. Gerçekten Güzellik salonu olan kadın esnafı, ki kadınlar çoğunlukla çalışıyor bu alanda, mağdur ediyorsunuz. Haklarına giriyorsunuz. Hakka girmek farklı bir kavram. Hukuken de haksız rekabet ediyorsunuz. O nedenle aslında Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'na şikayet edildiğinde ceza da kesiyorlar bunları. Ama şimdi kimse bunları bilmediği için, inanın ben yani de aslında bilmiyordum. Aslında 3 bakanlığı, ticaret, tarım bakanlığı, Orman bakanlığı ve sağlık bakanlığı. 3 bakanlığı. bakanlığın en azından bir ikisinin işini eksik yaptığı net. Bir de Maliye Bakanı tarafı var ki o da ayrı bir mevzu. Evet aynen öyle. O maliye tabii o dilan, Polatlar özelindeki bir mesele ve e... Ama siz diyorsun ki böyle internet ve işte Instagram gibi şeyler üzerinden influencer adı altında bu nevi ürün pazarlayan çok var ve bu bir halk sağlığı sorunu artık. Kesinlikle halk sağlığı sorunudur. Ee, insanların e, sağlıklarını kaybetmelerine yol açan ya bakın şöyle bir şey çıkmış bir yağ varmış kadınlara diyorlar ki iç çamaşırınıza damlatın e, birlikte olmak istediğinizin aklı, adamın aklına kazanır, kazanırsınız. Ya böyle bir şey var mı? Bu nasıl bir hurafedir? İlimsizlik, bilimsizlik. Yani e, ben gerçekten Fatih Bey böyle günlerdir e, bunlara bakıyorum. Şeyler dünyada da var yani mesela es, es, benim gençliğimde, çocukluğumda Spanish Fly diye bir şey vardı. Böyle işte bunu damlatın, azdırır, falan diye. Böyle Ama bunlar zaten atalarında. senelerdir evet erkekler içinde bir takım evet. cinsel işte iktidarsızlık vesaire meselelerinde gerçekten zaten hep bildiğim kadarıyla yargılanan var, ceza alan var o, bu şeylerde. Ben şunu söylüyorum, bir bir kere bir probleminiz varsa sağlık konusunda gideceğiniz yer hekimlerdir. Atıyorum partnerinizle bir sorununuz varsa çift terapisine gidebilirsiniz, Gerçekten, psikiyatrist ilginiz hekime yağ damlatarak kimseyi kendinize aşık edemezsiniz. Yani sağlık hususunda hani belki <laughs> inanın. Ee, gerçekten bakın yağlar konusunda bile içinde ne olduğu belli Vay olmayan abi. bir sürü yağ Bilmiyorum var. Ben, büyüler büyüler yaptıranlar da var yani. O büyü meselesi ben çok dalga <laughs> geçiyorum. Vay. Diyorum büyü cin çıkarma işleri bende yani hani ben diyorum öyle boşatıyorum insanları. <laughs> Çünkü gerçekten bakın bir gün izledim 2 milyon TL cin çıkarmak için hocaya vermişler. Bunu mügeyah işledi. Tl. 2 milyon TL. Avukata vermez hekime vermez. Psikiyatriste vermez. Gerçekten kaliteli hizmet alacağı bir Hiç şeye bir yapmaz. Vermez. Bir güzel tatile gitmez. Bir güzel yemek yemeye dışarı gitmez. Cinci Hoca'ya 2 milyon no tl. TL verir. Ve Yargıtay içtihatlarında da büyü yaptırmak bir eş için kusurdur ve bu büyüler bilmem ne kanı, bilmem ne idrarı şeklinde sağlık bozacak şekilde yapılırsa suç dahi oluşturabilir. O zaten apayrı bir yer ve bir gayya kuysun. Eee Peki bu durum mesela Sağlık Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı özellikle, Maliye Bakanlığı'nın influencerları ya da işte bu sosyal medya kullanıcılarını belli bir oranda takip ettiğini ve bunlara kazançlar üzerinden bir vergi, belli bir miktara kadar stopaj, belli bir miktardan sonra vergilenme yaptığını biliyoruz. Ama Diğer ikisiyle ilgili, siz de bu konuya böyle dair olunca benim kafamda hakikaten çok şekillenmeye başladı. Belli ki bu sosyal medyayı takip edip buradaki bu ürünlerle ilgili bir şey yapmasanız ama sizce edilebilir mi bu takip? Ben bu programın dilerim çünkü hani siz çok bilinen izlenen ve programlarında gündem olan bir gazetecisiniz. Dilerim bu bakanlıkların dikkatini çeker bu konuştuğumuz şeyler. Bir kere sosyal medya konusunda bu tür ürün tanıtımları link vermelerde. Yayın e, yasa çıkarılması gerekiyor. Ayrıca bunun e, büyük e pazarlarda yani çoğumuzun alışveriş yaptığı büyük milyon dolarlar yatırım almış bu şirketlerin de denetlen denetlemesi ile bu iş çözülebilir. Yani şöyle bilmiyorum, e, sesli düşünüyorum şöyle bir yasa çıkarılabilir. Yani Doktor zaten bildiğim kadarıyla doktor ve eczacılar e, kendi ürün e, tavsiye edebilir reçete dışında ama e, alenen ürün e, tanıtabilir mi o konu daha ayrıntılı. Bunu diyecek senin eğitim ya yani şu eğitim düzeyinde şu eğitimi almamış kişilerin gıda takviyesi satmaması, kozmetik ürün satmaması. Bu konudaki belli yeterlilik kriterlerini çıkaracak. Bir kere bu ürünlerin üretimini e, üretim şartlarını zorlaştıracak. Merdiven altında yapılan ürünleri, bakın sosyal medya yorumlarına bakıyorum. Yine bu almışlar e, meşhur kişilerden, malum kişilerden İçinden diyor kıl çıktı. E çıkar. Nerede üretildiğini görüyor Görüyorum. musun? Biliyor musun? E, i̇çinde içine ne katıyorlar bilmiyorsun ki. etsinler inşallah saç kılıdır. E, yani <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> bakın bir ürünü, bir başka bir fenomenin ürününü UTS'den sorgulattım. E, Orada şeyleri çıkıyor. Amblemleri amb iç, çıkıyor içleri yani içindekiler. Takipçim de ürünün göndermiş. Takipçimin gönderdiği içindekiler kısmıyla oraya tescil edilmiş içerik başka ayda. Mesela diyetisyenler. Diyetisyenlere de ne hakaretler ediyorlar? Diyorlar ki bir gıda takviyesi alırken işte içinde A maddesi var. Şu kadar oranda yazılması gerekirmiş. B maddesi var. Şu kadar. Sen kimsin ya zımbırtı çıkmışsın konuş... böyle evet, videolar. Muazzam bir argo ile onu ben de fark ettim. Ve o o kadınların o güzel üsluplarını o nazik üsluplarını ya ben çünkü öyle cevap vermezdim öyle bir videoya ama bu kadınlar çok nazik oldukları için inanamadım gördüklerime. Diyetisyene yani bir bu konuda yani diyorlar ki diyetisyenler siz gıda yani beslenme konusunda konuşamazsınız. Kilo kaybı, ya yani verdirebilirsiniz. Baş dönmeleri, kalp e, şeyleri, çarpıntılar Anladım. başlar insanlarda. Evet verebilir ilk başta, kalıcı olmaz sağlığıyla oynarsınız insanların. O benim bir arkadaşım böyle bir gıda takviyesini hayatını kaybetti bundan birkaç fazla ol. oldu. Ee, zayıflama ilaçları. Zayıflama ilacından dolayı hayatını kaybetti. Ertan diye bizim e, eski bilgi işlemci bir arkadaşımız. Tamamen bundan yani internet üzerinden pazarlanan bir zayıflama e, gıda takviyesi mi denir? İşte zayıflama ilacı neyse, ondan e, herkese uzak durması yani o günden beri tavsiye. Ederim. Siz peki buradan bir şey çıkacağını düşünüyor musunuz yoksa bu kapana gider mi bir Türkiye klasiği olarak? Bence bu işin ucu bırakılmazsa kamuoyu bunu sormaya devam ederse bırakamayacaklardır. En azından ben bırakmayacağım. hı. ben şu an dosya yapıyorum, bunu Sağlık Bakanlığına fiziki olarak da götüreceğim, evrak kayıt numaralarımı alacağım. Ee, Sağlık Bakanlığı'na da, da sürekli soracağım. Ben bunu çünkü yapmam gerektiğini düşünüyorum çünkü bunları bilmeden o ürünleri ben de almış olabilirim. Ki baktım bazılarından almışım çünkü influencer'dan almamışım. O e-pazar sitesine girmişim. Şu lütfen şu dolandırıcılığı da anlatmak istiyorum. O Biz o siteleri, alışveriş sitelerini internetten girip alışveriş Onlar yapıyoruz kendi ya. Ki. Ha? Onlar kendi malını satmıyorlar ki. Onlar kendi malını satmıyorlar ki. Onlar vermiyor. kendi malını satmıyorlar. Orada dönen, o şirketler için demiyorum. Orada dönen bir dolandırıcılığı anlatacağım size. Bunu da bu işlerle öğrendim. Giriyorsunuz ya bakıyorsunuz binlerce yorum. Yıldızlar, öne çıkanlar. Muhteşem evet, evet. ürün. Stok yapın, stok yapın. Ya savaşta mıyız? Bir... Yüz kremini niye stok yapıyoruz biz? Bunların hepsi e, şirketler varmış, ajanslar topluyorlar influencerları ve e, bir takım sosyal medya kullanıcılarını. Para ödüyorlar yorum yapmaları için, yorum yapmaları ve yıldız vermeleri evet. için. E, hatta şöyle şeyler yapıyorlarmış. Mesela diyor ki saat 18'de şu ürünü trend yoldan satın alıyoruz. Toplu alım yapılıyor, toplu alım yapıldığı zaman ürün üste çıkıyor. Evet. Ve e, ürünler gerçekten ya onlara gitmiyor ya da giden ürün. Mesela bardak aldığınız ama tabak altı geliyor. Ya da içi boş geliyor paketin. Size buradan para ödeniyor. Siz aslında o ürünün parasını ödemiyorsunuz. Evet. Ama satın aldığınız için yorum yapma hakkınız oluyor. Muhteşem. Herkes alsın stok yapsın. Stok yorumu gördünüz mü oradan kaçın. kaçın. Bunlar o bu ürünleri üreten markaların yani işte bu insanların parayla satın aldığı yorumlar WhatsApp mesajları bile geldi bana hepsini yayınladım Instagram'da hatta böyle Instagram'da öne çıkanlara da kaydettim ki giren onları görsün diye. Bir de bu biliyorsunuz bizim şeyden yapıyorlar insanlara hep böyle artı altılı artı üçlü numaralardan artık mesajlar geliyor biliyorsunuz bir kişisel verilerimizin kaybedilmesiyle ilgili de bir gündem olmuştu. E oralardan bu insanların o kişisel verilerine ulaştıkları için Tanıdıkları tanımadıkları insanlara da diyor ki, siz diyor yorum başına 50 lira kazanacaksınız, evden ek gider sağlamak ister misiniz? Ayda 1500-2000 lira gelir elde edersiniz. Evet, evet onu. Evet. bana bile geliyor. İşte o yüzden de çok ciddi bir orada da bu, bu bu bir dolandırıcılıktır, tüketiciyi kandırmaktır. Bu pazar şirketlerinin de zaten anladığım kadarıyla oradan da bana bilgi geldi. Yakaladıkları mağazaları kapatıyorlar, yani bu bunu yapanları evet, kapatıyorlar. Zaman, evet, evet. Trendyol, hepsi burada falan gibi şeyler oraları hemen kapatıyor. Kapatıyorlar ama şey o kadar, kadar çoklar ki biri kapalı biri açılıyor. Milyarlarca e, ürünün olduğu herhalde bir yerde de bilmiyorum ne kadar. E, Bunu baş edilebilir. Yani evet. Evet Sağlık Bakanı da işi gerçekten zor ama e, toplum sağlığı ile ilgili bir şey olduğu için özellikle bu kadar da popülerleşmişse mutlaka doğru düzgün Ya Bu anlamda Dilan Polat'a teşekkür etmek gerekiyor. Ben ettim zaten. <laughs> Siz görmedim teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. ki Türkiye'de vergi meselesini onun sayesinde tekrar gündeme sokabildik. Yani, evet. e, e, eğer o vergi kaçırma ve bu, bu lüks hayatını gözden önselip bunun karşı hiçbir şey vergi ödemediğini ortaya koymasaydık Türkiye'de vergi bilincini tekrar hatırlatamayacaktık insanları. Sağ olsun hemen teşekkür ettik. Evet ve ben de şu konuda teşekkür etmek isterim. O ürünler yani ürünüm var benim. Ben satıyorum ben mi, milyon ben bir ayda bir milyon ürün satıyorum demeseydi. Ya o kardeşim bir milyon ürünü kim alıyor da nasıl alınıyor? Ayda bir milyon ürün satılıyor olsa etrafımızda birilerinde bu ürünleri aslamız lazım. Ben etrafında bir tane Dilan Polat veya benzeri bir influencer ürünlük olan görmedim. Ee, yani benim gördüğüm kadarıyla takipçi kitlesi biraz farklı. Daha, farklı, daha farklı. Tekrar dediğim gibi alt gelir grubundaki insanların ulaşamadıkları daha iyi e, ürünlere, hizmetlere buraya yönelmeleri ve buradan e, inanarak samimiyetine onun seveni çok. Ona inananı çok, onların bu şekilde bunları satın almasıyla çalışıyor. Ya bazılara mesela şunu da söylemek istiyorum, bu bu kozmetik dünyasında gerçekten bu tür ürünler kalıcı bir takım sağlık problemlerine sebep olduğu için herkesin çok bilinçli tüketici olması gerekiyor, aldığı ürünü defalarca incelemesi gerekiyor, bu tür ürünlerin marka ürünler dahi içine başka şeyler doldurularak bu sitelerde satılıyor. Ha, sahte ürün Sahte ürün sat. Parfüm diyor. Parfüm al bunu diyor. Bakıyorsunuz parfüm bu kozmetik firma AVM'deki büyük yerlerde yani maalesef döviz yüzünden çok pahalı. Mesela parfüm 3000 lira. 600 liraya satıyor. Şimdi birazcık muhakemesi olan 3000 liralık bir ürünün 600 lira satılmaması gerektiğini bilir. Sürekli indirim yapıyorlar. Şu an indirimde. 300 liralık ürünüm 130 lira. Ya siz hiç İyi bir markanın sürekli indirim yaptığını gördünüz mü? Bir şeyi yarı fiyatının altına sattığını gördünüz mü? Ticaret Dilan Polat diyor ya ticari zekanız yok. Bu ticaret bu işte. Yani ticari zekasının e, ben Dilan Polat'ın ticari zekası bu bütün söylediklerinden sonra benim için bir soru işaretidir ve şöyle bir video gördüm. Döndü kocasına dedi ki biz mükellef miyiz zengin? Bir iş insanı vergi mükellef olup olmadığını bilmez mi? Biz mükellef miyiz Emre? <laughs> Fatih Bey mükellef misiniz? <gülüyor> Mükellefiz. <gülüyor> ee, size bir şey söyleyeyim mi? Devlet, bakın insanlar bir ay beyannamesini vermediği zaman yapıştırıyor cezasını. Bir ay vergisini ödemesin gönderiyor ödeme emrini. İnsanların arabasına Doğrusu da olur. haciz koyuyor. Doğru. Ee, yani ne kadar ya doğru ama şu anlamda da doğru değil. Bunu da söylemek isterim. Siz milyarlarca liralık vergi borçlarını e, silip Hayır. Birileri o da, o de... değil. Heh. Herkese eşit bir şekilde vergisini ödemesini sağlamak devletin görevi. Hakka uygun bir şekilde. Ek, bakın ya bizden ek MTV aldılar. Evet. E biz ek MTV ödediğimiz şeyleri ödedik. Anayasa TV'dedik. Mahkemesi de bu hukuksuz MTV'nin alınmasına aracılık etti. O da Anayasa Mahkemesi'nin alnına sürülmüş kara bir lekedir. Yani çok mahkemelerin bence alnına sürülmüş kara, kara olduğunu leke, düşünüyorum. Çok evet. Ama ak tarafı kaldım acaba. Yani, ak, ak bir, tek yerde yani kap karanlığın kap karanlığın içerisinde bir, bir tek, tek isimde bir ak var. İktidar partisinin adında, adında kaldığını kaldı, düşünüyorum. kalan her şey kaldı. zaten herhalde o yüzden adını ak koydular. Sonuçta memleketi beşi çeşe çevirdiler. Maalesef. Siyah beyaz oldu her <laughs> yer. Bir tek ak, bir ak, partinin adında var. Peki başka bir şeye geçelim. Şimdi bu bir kere şunu Sağlık Bakanlığı'nı bu sahte ürünleri ya daha doğrusu sahte demeyelim bu tırnak içinde ne düyü belirsiz, ne düğü yani flu, doğru bir tanım. dandik ürünlere karşı e, mücadele etmesi lazım. Çünkü gerçekten halk sağlığına e, yönelik büyük bir tehdit. Eğer dediği gibi ayda bir milyon tane satıyorsa, bir milyon kadın ya da bunu kullanan kişi, kadın, çocuk, genç kız neyse risk altında bunların başına gelebilecek her türlü belanın sorumluluk pay, payı büyük ölçüde Sağlık Bakanlığı nda. Şunu da eklemek istiyorum. Buyur. 1 milyon ürün satılıyorsa bu pazar e pazarlardan ve kendi sitelerinden satış, sipariş formları, faturaları, irsaliyeleri, Geliri. elde ettikleri gelirleri. Ya yani çok basit incelenecek bir şey var ve bu faturalar mesela o e pazar sitelerine yükleniyor, yüklenmiş mi? ben Meta'dan onları diyecektim. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Ee, Sağlık Bakanı'na bir önemli bir görev düşüyor. Birincisi toplum sağlığı açısından. İkincisi toplumun e önemli ödevlerinden biri olan vergi konusunda da Maliye Bakanlığı'nın bu kişileri ciddi bir şekilde incelemesi gerekiyor. Bugün bu söylendi diye değil. Düzenli olarak açıklamalarıyla, sattığını söyledikleriyle, sattıklarıyla, elde ettiği gelirle e, ödedikleri e, verginin, e, vergi matrağının Ha, gideri vardı ödemebilir. o da. Giderinin de incelenmesi sonuçta o bir yer gider de başka bir yere gelir olacak. Bunların doğru incelenmesi. Eğer iddia edildiği gibi iş içerse kara para varsa masağın ve devletin diğer ilgili kurumlarının bu kara para incelemesi yapması şart. Yani biz bunu bir magazin olayının devamı olarak ele alırız. Yani Dilan Polat falan benim hayatımda, bizim hayatımızda yeri olması mümkün olmayan insanlar. Artık yani toplumun dibinin dibi aslına baktığınız zaman hal ve tavırları itibariyle. Ama konu toplumsal bir önem arz ediyor. 1 milyon kişiye ayda satıyorsa yılda 12 milyon kişi risk altında demektir. Büyük bir faciadır bu. O yüzden biz bugün bunu konuşuyoruz ama Feyza Hanım'la konuşacağımız bunda sınır değil. Onun başka alanlarda da ilgimi çeken uzmanlıkları var. Onu da konuşacağız. Boşanma meseleleri. Türkiye'de yeni bir takım şeyler türedi. Hızlı boşanma. Ne demek bu hızlı boşanma? Şimdi aslında hızlı boşanma söylemiyle giden çünkü boşanmalar uzun sürdüğü için belli bir takım sistemin ağır işlemesinden dolayı evet boşanmalar Ağır ilerliyor, hızlı daha hızlı olması gerekir. E, fakat burada insanlara evet gerçekten de ağır, ağır gidiyor diyerek biliyorsunuz ki AKP iktidarının çok güzel yaptığı bir şey var. Bir sorunu, bir doğru bir şeyi onu öne atar, onun arkasından da başka bir şeyin altını oyar. Burada aile e, hızlı boşanma, aile hayatı denerek aslında Medeni Kanun'un e, bir takım maddeleri... Medeni Kanun'daki eşitlikçi aile yapısı ve Anayasa'nın 41. maddesi yani ailede eşitlik, kadın ve erkeğin eşitliği, aile konusundaki eşitlik ve 24. Anayasa'nın maddesindeki layıklık maddelerine karşı bir tehdit olacağını e, söyleyeceğim. Söyleme olduğunu düşünüyorum. Şimdi hızlı boşanmada yapabileceğimiz şey şu olur. Aile mahkemelerini ihtisas mahkemelerine döndürürsünüz. Aile mahkemelerinde aile hukukunda uzmanlaşmış hakimleri koyarsınız. Zırt pırt kararnamelerle hakimleri yerinden almazsınız. Bu kadar dosyaya her gelen hakim 3 sene sonra baştan başlamak zorunda kalmaz. Doğal hakim ilkesi vardır. Yani şu demektir. Siz gittiniz boşanacaksınız. Eş, karı, koca hakimin önündesiniz. Hakimin sizlerle ilgili bir kanaati oluşur kadın ve koca e, üzerinde. Tanıkları dinler, tanıkların söyledikleri mimikleri üzerinde bir fikir, bir kanaati oluşur. Ve aile hukukunda hakimin takdiri çok önemlidir. Siz bütün bu aşamaları geçmiş hakimi dosya sona geliyor, hop gönderiyorsunuz. O hakim diyor ki ben yeni geldim, dosyayı inceleyeceğim. 6 ay sonra yatıyorum. Ne diyorlar? Biz hızlı yapacağız. Belki bunun altından ara buluculuk çıkacaktır. Ara buluculuk aile hukukunda kabul edilemez bir sistem. Ara Niye? buluculuk çünkü aile hukukunda zayıf olanı ezer. Çünkü kadını ezer. Ara buluculuğa da gerek yoktur. Çünkü anlaşmalı boşanma e, bir e, şansınız vardır. Burada da... Anlaşamıyorlar Anlaşamıyor. Zaten ara da anlaşamıyorlarsa davaya evet, gidecekler. Aynen, bir şey, şey fark etmiyor. Yani Burada ara bulucuk sisteminin ekstra katacağı bir şey, şey yok. yok. Çünkü zaten bakın anlaşmen anlaşmıyor. Yani çekişme siz de hızlı al... boşanma nasıl olabiliyor? Şu an hızlı boşanmanın nasıl olacağına dair bir sistem ortaya konmadı. Bu bir sadece söylem. Şey olabilir mi? Boş ol boş ol boş ol sistem. Zaten bu öyle bir şeydir. Hop hızlıca erkeğe boşol ol hakkı veriyor. Yani erkeklerin tekrar eşlerini hızlı bir şekilde tazminatsız nafakasız başlarından atması Niye için... Niye tazminatsız nafakasız? Nasıl e, inceleyeceksiniz? Hızlı boşanmanın... E, yani hızlı boşanmanın... Belki hızlı boşanmada tazminat ve nafakayı hemen verip olmaz mı? Ama zaten tazminat ve nafakayı vermemek için insanlar senelerce birbirleri davalık oluyor. Abi de mesela boşanmak ismi, mesela kadın veya adam ben boşanmam senden Bu, diyor. Bu e, Avrupa'daki gibi e, kusur ortadan kaldırılması. Yani bizde kusura dayalı boşanma var. Evet. Yani taraflar kusurunu karşı tarafın ispat etmek durumunda. Daha az kusurlu olanın e, itiraz hakkı var davaya. Bir yani o nedenle söylüyorum. Yapılmak istenen şey tam olarak açıklanmadan bu çok tehlikelidir. Siz e, hızlı boşanma adı altında e, kusuru ortadan kaldırıp kadınların erkekler de olabilir. Eşittir çünkü. <laughs> eşlerin birbirine karşı kusurunu ispatlamasını ortadan kaldırarak bu çünkü kusura dayalı tazminat vardır bizde. Almanya'da şöyle bir sistem var. Eşler çalışır, emeklilik pay oranları paylaştırılır ve buna göre kişiler haklarını alır ama Almanya'da mesela yasa dışılık yok. Bizde yasa dışılık var. Ne demek o? Şu. Kocalar kusura bakmasın erkekler ama çoğunlukla çalışanlar ve gelir sahibi olanlar erkekler olduğu için bunu erkekler yapıyor. Kazandığı bütün malını başkasının üzerine yapıyor mesela. Şirketi var, her şeyi şirketi borçlandırıyor hiçbir şey vermemek için. Maalesef boşanma davaları çirkinleşebiliyor, taraflar çirkinleşebiliyor. Ve e, mesela aile bakanı dedi ki süresiz nafaka uygulanamaz, 62 84 sayılı kanun erkekleri mağdur ediyor. Hızlıca, çok yani keskin bir şekilde söyleyeceğim. Siz kadının çalı evlendiği zaman Fatih Bey size soruyorum. Sen çalışma evle ilgilen çocuğumuz olsun çocuk bak diye işten çıkan kim? Siz gördünüz mü işten Kadın, çıkan kadının çalışmak için kocanın iznine ihtiyacı var ayrıca. Ya zaten hani anayasal hakkı olan çalışma hakkı engellenen kadınları bir tarafa geçiyorum, Ç çalıştırılmayan, eve mahkum edilen, çalışsa elinden kredi kartı maaşı alınan kadınlar da yani var. ve çoğunlukta siz bu kadını evlendikten sonra senelerce evde kendi hizmetinizi gören birisine dönüştürüp kendi üzeriniz, üzerinde tasarruf edebileceğiniz bir eşyanıza dönüştürüp adeta sonra boşanırken e ben nafaka mı vereceğim vereceksin vermelisin sen çocuğuna bakmalısın e, erkekler o kadar kolay sıyrılıyor ki konudan ki, bakamam diyor benim de maaşım bu kadar diyor bu çocuğa bu kadar verebilirim diyor e, o çocuk o çocuğa bakılacak. Yani babası bu parayı vermiyor diye bu çocuk aç gezmeyecek, okula gitmemezlik etmeyecek. Bunların bakılması, yapılması gerekiyor ve kadınlar çoğunlukla bunları kendileri yapmak zorunda kalıyorlar. Zaten size sorarım. Bunun bilincinde olan, bir gün ben bir televizyondaydım. Bir, birisi yayınlandı, bağlandı canlı yayına dedi ki ben dedi 40 yıllık eşime dedi ya 300 lira nafaka veriyorum ya dedi bakmak zorunda mısın? Ben bir sinirlendim. Dedim, Kapatır mısınız bu telefonu? Ben dedim ağzımdan canlı yayında bir şey çıkacak şimdi. 300 lira ve nafakalar öyle bakın herkes acınlıcalığı ve şey başı değil. Magazinsel olarak Bunları bakıp ay böyle nafakalar, nafaka ile yaşıyor. Zaten nafakanın kaldırılması davası var. Çalışan kadına mahkeme zaten nafaka vermiyor. Diyor ki sen geçinebiliyorsun. Ee, gerek yok. Onlar da istemiyor zaten. Ama 20 sene çalışmamış. Ne yapacak? 20 sene sonra boşanıyor. Sudan çıkmış balık. Dışarısını bilmiyor. Çalışma hayatını bilmiyor. İşsizlik var zaten. Zaten işsizliğin sebebi kadınlar diyen bir iktidar var. ya. Yani böyle söylemler varken... Kadının iş araması işsizliğin sebebi diyen... Yani... E nafakamı ödeyemiyorum. Ekonomik... Bakın Türkiye'deki ekonomik problemler, enflasyon, döviz kurunun artışı, gitgide yoksullaşmamız çözülmeden kadınların hakkını gasp edemezsiniz. Yani bunların sebebi kadınların nafaka alıyor olması değil. Görüyorum işsizlik sebebiyle o baba da istese de ödeyemeyebiliyor o nafakayı. Ama bu sen o çocuğun ve kadının hakkını gasp ederek çözebileceğin bir şey değil. Senin iktidar olarak ki yine seçim söyleminde işsiz... Ama hakikaten ödeyemeyen babalar da oluyor yani. Adam işsiz kalmış, işinden çıkarmış, E peki o kadının mi? problemi mi? Yani bu... Ama evli olsalar da beraber o sıkıntıyı beraber yaşayacaklar. Yani e, fakat evli, ol, evli olsalar da adam nafakayı ödeyemiyor diye e, kadın boşanmak istiyorsa, şiddete uğruyorsa, duygusal, psikolojik, e, psikolojik ve ekonomik şiddete u, uğruyorsa o nafakayı ödeyemeyecek, biz bunu beraber çekelim diye de e, kalmak zorunda değil. Ve maalesef kalanlar var biliyor musunuz? Var. Benim bir dosyamda fiziksel şiddet gören bir kadının e, eşi, Para cezası aldı, yargılama bitti, suçu sabit görüldü. Para cezasını kim ödedi biliyor musunuz? Kadın mı? Kadın ödedi. Ve bir daha dövdü kadını senin yüzünden ceza aldım bunu ödeyeceksin diye. Kadın ağlayarak anlattı. Trajikomik. Korkunç bu bir trajikomik, şey. Komik, ve bu, tamamen trajik. ve e, doğru söylüyorsunuz komik olan bir tarafı da yok, haklısınız. E, ve kadın diyor ki yapacak bir şeyim yok, gidecek yerim yok. Bakın boşanıp aynı evde yaşayan insanlar var Çok çünkü var. kira problemi var ekonomik sorunların çözülmesi kadınların hakkının gasp edilmesiyle olmayacak. Kaldı ki anayasayı uygulamayan, mahkeme kararlarını tanımayan bir iktidarın kadınlar, kadınların hakları ve LBTQ artı artıların hakları üzerinden bir anayasa değişikliği söylemi geliştirmesi meşru değildir benim gözümde. Yani sen zaten anayasa uygulamıyorsun ki. Sen hak hukuk dinlemiyorsun ki. Adalet bağımsız mı? Yargı bağımsız mı? Ben korkarım. Ben korkarım. Çünkü kimin hangi iddianameyi yazacağını, hangi hakimin hangi cezayı vereceğini ben kestiremiyorum. Kimse de bence kestirmesin. Ben yargının bağımsız olduğuna inanmıyorum ama genişletirsem bu konuyu şunu da söyleyebilirim. Bu evzelden beri olan hangi iktidar gelirse... Aynen öyle. Şimdiki iktidar viyakatlı. çok güçlü ve çok uzun olduğu için daha da fazla yargı üzerinde etkili ama hep katlı gerçekten o sınavlardan yüksek puan almış, hukuk nosyonunu, misyonunu haiz insanların hakim savcı olması gerekir. Ve o siz gitti, genç yani. insanları, büyük şehirlerin, kompleks karmaşık davaların olduğu yerlere bence atamamalısınız buralara eee daha tecrübeli. Daha tecrübeli. E zaten aslında bu sistem öyle de o yüzden hani bir öyleydi. bölge sistemi var onların şeyinde. O nedenle zaten AKP iktidar en çok anayasa değişikliğini yapmış iktidar. Yani hani zaten yasalar delik deşik oluyor. En büyük referandum yanlış hatırlamıyorsam 174 anayasa değişikliği yaptı AKP. Iktidar. Bir kadınların başörtüsü, başörtüsüzlüğü, giyeceği ve giymeyeceği şeyler üzerinden bu bir kıyafet yönetmeliği değildir anayasa. Anayasa düzenlemesi yapamazsınız. Fakat e, burada da söylemek gerekir ki bunun yani e, en büyük sorumlusu Kemal Kılıçdaroğlu'dur. E, asla yapılmaması ve söylenmemesi gereken bir şeydi ki ben bir parti üyesi olarak bunu söylemezsem yani bir kadın olarak, olarak söylemek zorundayım. E, bu olmaması gereken bir şey. Bu kıyafet üzerinden anayasa yapılmaz. Bizim anayasamızda zaten din ve vicdan özgürlüğü maddesi vardır. Bu madde tüm inançları, inanmayışları kapsar. İnsanlar inanmama hürriyetine sahiptir. E, dini şeylerini, görüşlerini ve inançlarını açıklama ve açıklamama hakkına sahiptir. Bu laikliktir Fakat e, zaten fiilen e, her şey birbirine girmiş ve hiçbir şey e, düzgün gitmiyor diye görüyorum. 62-84 sayılı İstanbul Sözleşmesine yapılan saldırılar. Bakın Fatih Bey İstanbul Sözleşmesini lütfen yani birisi üşenmezse açsın baksın eşcinselliği özendiriyor diye Alakası bir maddesi yok, yok olmadı yok. Yok. yok sadece insanlar ırkları dinleri mezhepleri cinsel yönelimleri sebebiyle ayrımcılığa tabi, tabi tutulmamalıdır diye bir madde vardı ee, ve bunun üzerinden de bugün küp Artılara nefret suçu işleniyor bu ülkede. Bu insanlar hedef gösteriliyor. En temel yaşam hakları tehdit ediliyor. Ve i̇lginç bir şey söyleyeyim size. Yani e, Türkiye'de bu konuda yani insanların cinsel yönelimine saygılı olduğu için konuşmayan, bunu gündeme getirmeyen insanlar biliyorlar ki e, LGBT haklarına en LGBT ile ilgili en yüksek ses çıkaran kimileri veya kimi siyasi görüşlerin temsilcisi olduğunu iddia edenler. Ee, bu konuda herhalde en az söz söyleme hakkına sahip, e, yaşam tarzı itibariyle, ilişki itibariyle bu konuda en az söz söyleme hakkına sahip insanlar arasında diye düşünüyorum. Ya da muhalif olmamaları gereken insan arasında düşünüyorum. Türkiye'de gittikçe özellikle bu kadınlar üzerinden zaten... Bir muhafaza Kadınlar baskı. olmasa... Cinsellik üzerinden muhafaza cinsellik baskı ve baskı Kadınlar olmasa bence konuşacak konuları yok. Öyle Hı. görüyorum. Çünkü hani... Ee, mesela ben tasavvuf okumayı severim. Yani şey için değil, öyle bir benim de dini bir e, pratik anlamda bir şeyim yoktur. E, fakat e, mesela güzel huy, vicdan, ahlak vesaire gibi şeyler böyle okumak, e, öyle konuşan işte öyle şeyleri de izlemeyi de severim. O tür e, ana fikri olan şeyleri de severim. Ben hiç bunların böyle şeyler konuştuğunu görmedim. Onları da sevmiyorlar. Nefes Onları nefes da nefes sevmiyorlar. Var. Yani onlar, onlar çünkü onlara zarar veriyor. E, tabii ki de. Yani onlar Taliban e, zaten Cumhurbaşkanı söyledi. Taliban inancına bizim ters bir tarafımız yok dedi. Bugün Afganistan'da kız çocuklarının okuması yasak. Sokağa kimsesiz çıkamıyorlar. Şey, e, yani şey e, ne diyeyim? E, Suudi Arabistan yavaş yavaş e, layikleşirken biz yavaş yavaş Suudi Arabistan ulaşıyoruz. Ben size bir şey söyleyeyim mi Fatih Bey? kadın hareketi ki ben sosyal medyada görünür olduğum için hani belki böyle feminist falan diye adım geçiyor diye insanlar Belki bu konuda beni bir şey sanıyorlar büyük hatsizlik olur benim açımdan bunu söylemek kadın hareketine yıllarını vermiş bizim üstadlarımız ve kız kardeşlerimiz var ya bir toz tanesiyimdir Ben onların yanında bu ülkedeki en büyük muhalefet kadın hareketidir muhalefet partileri falan değil o bir yandan da destekleyen kadınlar da var. Ee, o da geleceğim. Sadece şunu belirtmek isterim. Eşitlik için kadın platformu meclisteydi Medeni Kanun yıl dönümünde Bir kadın ittifakı ilan edildi. Ve kadınların asla ve asla e, layıklıktan, haklarından vazgeçmeyeceklerini ve bununla sonuna kadar mücadele edeceklerini İnşallah. açıkladılar. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Ben Hazırla teşekkür sağlık. ederim zarif davetiniz için. Değerli izleyiciler, Avukat Feyza Altun'da sosyal medyadaki pazarlama pazarlanan ürünlerin toplum sağlığına zararları özellikle sağlıkla ilgili toplumsal toplum zararları üzerine konuştuk. Bunun Dilan Polat ve Engin Polat adı ile anılması aynı işi yapan başkalarının daha küçük çapta veya belki benzer çapta başkalarının olmadığı anlamına gelmiyor. Bunlarla toptan bir mücadele gerekiyor. Gerek Sağlık Bakanlığı'nın gerek Tarım Bakanlığı'nın mücadelesi gerekiyor. Tabii bunun yanı sıra burada bir, eğer ortada bir mali suç, bir vergi kaçağı, bir kara para hakkı varsa burada da Masak ve Maliye Bakanlığı'nın muhakkak işleri var. Ama en önemli meselesi bunun gerçekten toplum sağlığı meselesi. Bunun üzerinde dikkatle durulması gerektiğini düşünerek herkese güzel bir hafta son diliyoruz.